Aa, palamut bu ya. Aynen palamut geldi abi. Ya arkadaşlar, ben daha ne diyeyim ya. Arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün ne yapıyoruz? Yine gece balıkçılığına hazırlanıyoruz. Kamera açana kadar bir balık çektim. Biraz kan gövde götürüp kayıkta. İdare edin, sileceğim şimdilik. Evet, bir tarafta yine yeşil zokamız, iki tarafta pembe. Yine performans bakıyoruz. Daha doğrusu şöyle, sabah çektiğim videonun akşam bölümü arkadaşlar. Akşam suyu. Tek başımayım, şu an kameraman arkadaşım yanımda yok. Kendi işimi kendim göreceğim. Tekli eldiven taktım, tuttum. Bu da pembemiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi hızlı bir avcılık beni bekliyor. Daha doğrusu sizleri bekliyor. Zoka kutumuzda. Şimdi her şey var. Evet. Şova başlasın diyerek start veriyorum. Size görsel bir şölen yaratacağım arkadaşlar. İzleyin. Hazır olun göreceklerinize. Şova başlasın diyerek yeşil zokaya start veriyorum. Hemen şurayı sileyim. Pembe mi? Yeşil mi? Pembe geldi. Hayır, yeşil. Evet. Eyvah arkadaşlar, şöyle bir şey oldu. Benim çıraklardan çıktı olta. Eminim ki balık var onda. %100 var. Şöyle bir şey yapacağız. Bulferi alıyoruz. Atıyoruz. Orada kalsın reis. Umarım karışmamışızdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Evet. Yuhu, uçtu gitti. Hız kesmeden devam ediyoruz. Startı verdik. Sizi şu an kendimle baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Evet. Üferimizi çıkartalım. Şöyle kalmış. Lüferler tabii ince lüfer arkadaşlar. Zoka balıkta genelde böyle oluyor. Arkadaşlar, bu iki zoka arasında bir fark yok. Ben size hemen baştan söyleyeyim. Sabahtan bir yoklama çektik ama eşit gidiyor her şey. Şu anda eşit gidiyor zaten. Gözünüz hangisi hoşuna giderse onu alabilirsiniz. Ona balık geldi şu an. Salmam lazım. Acil hemen salmam lazım. Salamadan geldi. Gerçi akıyor kendi kendine ama. Şimdi şöyle bir bakayım hemen. Kontrol edelim ne oluyor, ne bitiyor burada arkadaşlar. Buradan şöyle bir hava yatınca şöyle bir şey olmuş. Bu arada bana da balık yakalanmasa bari hemen. Onda sıkıntı yok. Havada mı karşıladı bunu ya? Arkadaşlar havada karşılıyor ya. Vay anasını. Görüyorsunuz vaziyeti. Hemen devam ediyoruz. İki olta aynı anda suda duramıyor. Yoğun bir balık var. Evet, hemen bunu tekrar salıyorum. Arkadaşlar umarım keyif alıyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi sağdan bir soldan. Bence de böyle tatlı bir av oluyor. Bakın çektim koptu. Bu ne demek? Her balıktan sonra kontrol edin demek. Çünkü lüfer dişleri gelmiş. Veya çenekop dişi gelmiş arkadaşlar. Onun muhtemelen yemi gitti. Bu sessizlik beni korkutuyor.
peki zil tutmaması lazım arkadaşlar. Hep ses olması lazım. Sen niye yalnız takılıyorsun burada? Sence? He? Sence abi? Arkadaşlar, arkama bir misafir geldi. Narlı köyünden Gurbet Reis. Onu da birçok kesim tanır. Eski bolcilerden, eski oltacılardan ne dersiniz deyin. Hepsine gider. Misafirim oldu, arkama bağlandı. Dedim abi çekin deyim, takıl yanımda dedim. Tamam o da dedi. Sen bak ne oluyor dedi. Şimdi o da gümüşe voley yaptı geldi. Onda ticari kayı var. O da gümüşünü yaptı şu an. Şimdi beraber balık tutacağız bakalım. Bizi neler bekliyor. Bu ya. Abi bu ortaya mı yaşıyor ya? Arkadaşlar iner inmez. İner inmez. Bekleme karan bize. Ah gitti. Bu arada bir tane istart vardı, onu taktım, ona da geldi. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel hızlı bir balıkçılık var. Bir an önce sağ elime eldiven giymem, sol elime eldiven giymem lazım. Ellerim çok kayıyor. İnşallah balık bana fırsat verir. Birazcık bulayım. Güzel mi bu ya? Lüfer arkadaşlar. Gurbet abi bir palamut ya, lüfer de palamuta da benziyor. Lüfer de. Palamut bu ya. Aynen palamut geldi abi. Ya arkadaşlar ben daha ne diyeyim ya. Size demiştim ama değil mi arkadaşlar palamut tutacağım diye. Bunu söylemiştim. Şu işe taşıyayım. Evet, poz poz boy boy göstermek istiyorum. Geceliğin buz okuyla palamut arkadaşlar. Zoka mı yuttu lan? Böyle. Arkadaşlar altıma sürgülmüş olabilir. Hemen devam ediyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar kısmetli bir oldum, doğrudur. Yani geceliğin bile oltamıza palamut geldi. Şimdi geceliğin oltamıza palamut gelir. Fakat bu merada palamut yok mu bir? İkincisi bir dakika. İkincisi gümüş atıyorum. Gümüşe kolay kolay gelmiyor aslında. Yani geliyor da şu zamanda sardalya daha yiyor. Üçüncüsü ondan bahsederken bu aralar çıktı geldi adamın dibi. Aşağıda devam olabilir. Aslında palamut sokağı satmam lazım. Fakat şu an maalesef uğraşamayacağım. Randımanı oturtturdum çünkü. Tek oltaya düşürdüm. Birincisi biraz bayat yemler. Yemleri biraz bayatlattım arkadaşlar. Arkadaşlar çok ciddi bir balık var ya. Altta. Bizim meralımıza şu anda palamut yok arkadaşlar. Gelecek fakat henüz gelmedi. Yani büyük sürüler gelmedi. Yakındır gelecek. Buraya geldiği zaman size palamut resteli yapacağım. Göreceksiniz. Yeter ki gelsin.
Arkadaşlar hız kesmeye devam ediyoruz. Atıyoruz. 3'e kadar sayıyoruz. Balık geliyor. 1, 2, 3. Arkadaşlar elime eldiveni taktım, o kadar rahatladım ki anlatamam size. Hiç kayma yok, bilmem ne yok, mis gibi. Arkadaşlar şu an yem takmanın pek bir önemi yok. Nasıl takarsanız takın, balık gelecektir. Yem takmak genelde balık seyrekken önemli. Bayağı iyi takmak lazım seyrekken. Böyle balık insan yerken çok önemi yok yani. Umut ediyorum bir gün denk geleceğim. Çok da uzak değil. Bu şekilde lüfer tutacağız. Bir sağdan bir soldan, bir sağdan bir soldan. İşte o zaman zirveye çıkartacağız keyfi. Bu da eğlendiriyor yani. Biz de hoşumuza gidiyordur ama yani hedef bu değil arkadaşlar aslında. Hedef dediğim gibi indir beni lüfer. Arkadaşlar hız kesmeye devam ediyoruz. Vallahi yoruldum artık balık tutmaktan. Balık da biraz seyreldi ama geliyor hala. Bitmediğini var. Biraz okey ağır yaptım ben şimdi. Lambası mı acaba? Rübet abinin mi? Arkadaşlar siz izlemekten yoruldunuz. Ben tutmaktan yorulmadım. Görüyorsunuz. Yorgun ve bitkin bir şekilde tutmaya devam ediyorum. Daha bunu tutacağım. Ondan sonra kasalayacağım. Ondan sonra hale göndereceğim. Sonra eve gideceğim. 1 saat 2 saat istirahat. Sonra gümüşe çıkacağım. Ölme eşeğim ölme. Ama güzel iş. Hem zevk alıyorsunuz hem para kazanıyorsunuz. Fakat bir yatırım yapmadan böyle bir imkanınız maalesef olamaz. Önce iyi bir yatırım gerekiyor. Daha sonra karşılığını almanız gerekiyor. Yani bu yatırım içerisinde ticari ruhsat da var. Ben gördüğünüz gibi fazla balık tutuyorum. Ticari ruhsatım olduğu için de bir problem yaşamıyorum. Rahat rahat sizlerle paylaşabiliyorum. Siz de yani dikkatli olun paylaşımlarınızda. Biraz sıkıntı olabiliyor böyle şeyler. Yarım kilo yakında yem var. Bu yem de bitmez daha kolay kolay. Dediğim gibi şey yaptım. Olta biraz çektim. Fakat şimdi ona takacağım ki yem bitsin bir an önce. Ben de gideyim. Yoruldum artık gerçekten.
Gece 3'ten 4'ten beri denizdeyiz. Her gün aynı tempo. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Öbür olta atacağım. Fakat bu dibe iner inmez balık geliyor. Şimdi bir oltaya dibe iner inmez balık geliyorsa hemen öbür olta atmanızın bir anlamı yok. Bekleyin. Balık biraz seyrelsin, öyle atın. Şu an dibe indi. Sayalım bakalım kaç saniye sonra gelecek. 1 2 3 3 diyoruz, geliyor arkadaşlar. Balıklarımız güzel. 8 tanesi 1 kilo. Gelecek şekilde balıklar. 6 tane 7 tane 1 kilo gelen de var aralarında ama genelde 8 tanesi 1 kilo gelen bizden. Uzun bir süre daha beraberiz. Yaklaşık 4-5 ay daha balık tutacağız. 12 ay tutacağız da 4-5 ay daha lüfer dışına kop tutacağız. Size başta söylemiştim, benim ilgi alanım, ondan sonra yetenek alanım, en baskın olduğu konu lüfer ve sarı kanat konusu, dışına kop konusu. O yüzden bu sektörden devam. Zaman zaman ara sıcaklar olacak, onu da söylemiştim. Ne gibi mesela? Mercan, sinerit, palamut, torik, karagöz. Bunları tutacağım. Yazın levrek. Şimdi yok da yazın var. Şimdilik siz söyleyin arkadaşlar bana. Ben balık mı tutayım? Yem mi yapayım? Size olta mı yapıp göndereyim? Ne yapayım söyleyin. Şu an biliyorum, bir dünya sipariş verdiniz bana. Zokadır, uzun oltadır, eldivendir, bıçaktır. Fakat gel gelelim. Balık tutmak daha ağır bastı. Hem şu an balık tutmam lazım. Tabii ki boş konuşuyor, sizin işlerinizi halledeceğim. Size tutun diye. Yanmaz mı? Evet arkadaşlar, ben artık yoruldum. Benden bu kadar. Son oltam. Benden paydos. Sağdaki arkadaşlara başarı diliyorum. Evet, yapışmış. Yapışmış, çekiyor arkamıza. Bilmiyorum, kamera gözüküyor ki yorum muhtemelen onun. Daha uyuyacağız, olta yapacağız, yemek yiyeceğiz. Çektin mi resim? Adam evet, lüfer çekti. Şöyle. Adamı görüyorsun arkadaşlar, giderken bile balık çekiyor. Ben de kaçırdım. Ama şöyle bir şey var, ben balık çekmeden sizi bırakmayacağım. Hadi gelin, son saniyede izleyelim.
Hemen bir balık alalım, ondan sonra gidelim. Yemi bitiremedim. Yani balık var arkadaşlar, yem biter bitmesin ama ben de biteceğim bu gidişle. Ben normalde dediğim gibi geceleyin çıkıp bu balığı tutmam arkadaşlar. Hani maddi olarak güzel katkısı var mutlaka ama manevi olarak da biraz sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Zaten gün boyu denizdeyim. Zaten geceden bir çıkıyorum, akşama kadar denizdeyim. Bir de gece sizin için kalıyorum burada. Ama umarım görsel bir şeyler yaşatmışımdır size. İnanıyorum buna. Umarım memnun kalmışsınızdır. İnşallah beğenerek izliyorsunuzdur. Gerçi YouTube'daki böyle bir veyahut da Instagram'daki beğenilere bakıldığı zaman ne kadar beğeniniz apaçık ortada. Çok teşekkür ederim ayrıca bunun için. Evet, son balığı alıp gidelim artık. Reis'i de götüreceğim, o da bana bağlı. Amcamla bizim güvenlik Barış kalacak mekanda. Mekan onlara emanet. Hadi bakalım son balığı alabilecek miyiz? Bir kere geldi, alamadı. Alamazsam kaldı, yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, son balık sizin şerefinize gelsin. Sizin için bu son balık. Bakalım ne geliyor. Onca sinekoptan sonra lüfer geliyor arkadaşlar. Mekanda online olanlara selam olsun. Gördüğünüz gibi. Hoppa. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla.